Yayını bir iki dakika önce başlatmış oldum. 8:30'da demiştim ama gecikmemek için biraz daha öne almış oldum. Yavaş yavaş arkadaşlarımız da gelince, ki gelmeseler bile ben yayınıma sanki birileri varmış gibi sizlere biraz bir şeylerden bahsetmeye başlayacağım. İlk yayınım olduğu için de, daha doğrusu ilk canlı yayınım olduğu için biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Kusura bakmayın, şimdiden söyleyeyim. Evet, arkamda görmüş olduğunuz, yapmış olduğum çalışmalarımdan biri, zaten kanalımda da yayınlamış olduğum, sizlerle paylaşmış olduğum bir resmim. Yakın zamanda yaptım. Baştan sona sizinle paylaştım aşamalarını. Her videomda anlatarak ilerlemiyorum. Fakat birçoğunda sizlere resim hakkında, nasıl teknikler uygulayacağınız hakkında güzel bilgiler verebilmek için çoğu videomda aslında anlatarak ilerlemeye çalışıyorum. Ama tabii her videomda bunu maalesef başaramıyorum. Bir soru geldi fakat. Teşekkür ederim Hülya Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu resmimi yakın zamanda yaptım dediğim gibi. Neyden esinlenerek yaptım? Şöyle söyleyeyim. Birçok resmimde aslında, hani sizlerin de mutlaka yaptığınız gibi, işte resim yapanların yaptığı güzel resimleri araştırarak çoğu resmimi yapıyorum. Karşıma çıkan güzel resimlerin aynısını yapmaya çalışıyorum. Böylelikle kendimi daha iyi geliştirdiğimi de düşünüyorum. Çünkü uyguladıkları teknikleri yaparak siz de bir nevi resim konusunda çalışmış oluyorsunuz ve kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz. O yüzden çoğu resmimde aslında kopya gibi oluyor. Bu resmimde başkasının yaptığı, ismini şu an bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama başkasının resmini yapmıştım bu resimde. Çok hoşuma gitmişti. Ben de aynısını yapmak istedim. Tabii sadece başkalarının resmini yaparak değil, hani kendimi daha da ileriye taşıyabilmek için bazen gezdiğim yerlerde, işte güzel yerlerde özellikle doğa resimlerini fotoğraflayarak saklıyorum ve sonrasında resme dökmeye çalışıyorum. Bu şekilde yaptığım resimlerim de var son zamanlarda. Ya da işte gezi sanatı da yaptığım için gezdiğim yerlerin resimlerini de yapmaya çalışıyorum. Ya da önceden yapıyorum ki gezime dahil edebileyim. Bu şekilde yaptığım resimlerim de var. Ve özgün, hiçbir şekilde bir yerden bakmayarak, işte kendimi daha da geliştirmek için tamamen kendi hayal dünyamdan yaptığım resimler de var. Yeteneğimi nasıl mı fark ettim? Açıkçası resim yapma konusunda, yani ciddi bir yeteneğim olduğunu düşünmüyorum ama kendimi geliştirerek, dediğim gibi işte sürekli resim üzerinde çalışarak daha iyi resimler yapmaya çalışıyorum. Yani o yüzden pek yetenek demeyeyim ama bir resim sevdam, bir resim aşkım var. Hep böyle çocukluğumdan itibaren hep resim yaptığım için bu konuda kendimi zamanla geliştirebildim. Sürekli elime kalemi alıp bir şeyler çizen, işte resim dersinde özellikle işte çok mutlu olup resim öğretmenimle birlikte işte çalışmalar yaptığım oldu önceden. İşte ilkokulda, ortaokulda, lisede. Ve kendimi bildim bileli ben sürekli resim yapıyorum. Tabii ki özellikle, şöyle söyleyeyim, özellikle bu Covid döneminde, yani şu 1-2 yıllık süreçte evde de çok zaman geçirdiğimiz için
kendimi daha da geliştirebildiğimi söyleyebilirim. Çok daha fazla zamanım oldu resim yapmak için, kendimi geliştirmek için çok daha fazla zamanım oldu. Böyle yani resim konusunda daha iyi olmak istiyorsanız kesinlikle sürekli resim yapmalısınız. Yani birinci kural bu bana göre. Çünkü ben şimdi sizlerle onları da paylaşacağım. Hani çok çok önceden ilk başladığım mesela yağlı boya kursuna gitmiştim, bir özel kursa. Orada başladığım tablolarımla tablolarımı sizle paylaşacağım ve nasıl zamanla bir gelişim gösterdiğini resimlerimin görmüş olacaksınız. Bazı resimlerimi sizlerle zaten paylaşmak istiyorum. Çok amatörce yaptığım resimler de var. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Özellikle de saklıyorum. Hani ilk yapmış olduğum yağlı boya tabloları gerçekten yani baktığım zaman şimdiyle kıyasladığım zaman arada dağlar kadar fark var. Aynı şekilde akrilik boyada da öyle, sulu boyada da öyle. Yani sulu boya gerçi yaklaşık bir senedir sulu boya çalışmaları yapmaya başladım. O konuda da hep sanatçıları, işte iyi sulu boya resim yapanları takip ettim. İşte kendimi o şekilde geliştirmeye çalıştım. YouTube'dan olsun, Instagram'dan olsun, Facebook, her türlü sosyal medyada zaten el sanatlarını paylaşan insanlar var. Bunları özellikle çok takip ediyorum. Hala da ediyorum ve yeni şeyler öğreniyorum. Yani kursa gitmeseniz bile, yani özel bir ders almasanız bile sosyal medya artık öyle bir mecra oldu. İnsanların rahatlıkla her bilgiye ulaşabileceği güzel mecra haline geldi. Tabii ki bu yönde kullanırsak. Evet arkadaşlar, bir soru daha vardı ama uzak kaldığım için görün maalesef kaçırdım. Hülya Hanım dışında bir kişi daha bir soru sormuştu bana. Kusura bakmayın, o sorunuzu ben şimdi ilk canlı videom olduğu için evet. Evet. Yani sabırsızlanıp çizemediğim bir şey oldu mu? Yani çizim konusunda zorlandığım çok zamanlar oldu tabii ki. Yani her şeyi de çünkü her konuda da çizimim iyi değil. Özellikle potrelerde. Çizimim hiç iyi değil hatta diyebilirim. Onu da şu yakın zamanda biraz daha geliştirmeye çalışıyorum. Daha fazla potreler çizerek ve potre çizimi yapanları da izleyerek. Çünkü bir altın oran sistemi var ve aslında teknikleri de var. Hani daha kolay. Elinizde zamanla yatkınlaşıyor çizdikçe. Bunu da fark ettim. Potrede biraz daha iyi olmaya başladım sanki. Ama böyle tuvale dökme konusunda yani bilemiyorum. Tuvale dökme konusunda henüz daha iyi olduğumu söyleyemem. Potrelerde zorlanıyorum. Özellikle inci küpeli kız tablosunu yaparken yani çizimini yaparak önceden resme aslında başladım. Ama zorlandım. Yani çok defa düzeltmek zorunda kaldım. O yüzden hani her konuda çiziminiz iyi olmayabilir. Bazen çizim yapmadan resim yapmaya başlıyorum. Bir de Hülya Hanım şey sormuştu. Gezi planınızda bir şey var mı? Bu hafta sonu aslında her hafta sonu bir şekilde İstanbul'da yaşadığımız için İstanbul'u gezmeye çalışıyorum. Orada hani güzel yerleri keşfedip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu hafta sonu için bir planım yok ama yakın zamanda planlarım var. Mesela yakın zamanda bir Anadolu Kavağı'nı ziyaret etmek istiyorum. Hiç gitmedim önceden. Öyle yerleri gezip gördüğünüz zaman yani benim bu geziyle sanatı
birleştirmemdeki sebep de o. Çünkü geziler bana çok ilham kaynağı oluyor. Farklı kültürleri, tarihi dokuları görmek, işte doğayı görmek. Bunlar benim resmime çok yansıdığı için kendimi özgün olarak tablolara yansıtabilmem için çok yardımcı oluyor gezilerim bana bu konuda. Daha rahat yansıtabiliyorum istediğim şeyleri. Ufkum genişliyor, öyle söyleyeyim. Yani gezi ile sanat o yüzden aslında iç içe. Bana göre iç içe. Çok gezen insanların ufku gerçekten genişliyor ve resim yaparken zorlanmıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Yani gezen insanların çoğuna dikkat edin. Resim de yapıyorlarsa aynı zamanda çok daha rahat resim yapıyorlar. Çünkü doğadaki işte atıyorum işte tarihi dokuların renkleri, işte gezdiğiniz yerlerde gördüğünüz şeyleri, objeleri vesaire resme yansıtmanız daha kolay oluyor. Bir soru daha vardı. Yani ilham kaynağı, moral, bunlar da tabii ki çok önemli. Bana ilham olan, moral veren resim konusunda çok sanatçı var. Yani takip ettiğim çok sanatçı var. Ve özellikle son dönemde çok sevdiğim ve severek takip ettiğim bir anne kız sanatçılar var ve gerçekten hayranlıkla takip ediyorum. Çok da güzel resimler yapıyorlar. Ara ara bazen Instagram'da da paylaşıyorum. Özellikle bu soyut resim yapma konusunda çok iyiler ve bana çok ilham oluyorlar. Yani yabancı dil, evet, yabancı dilim var. Çünkü uzun bir dönem Almanya'da yaşadık ailecek. Almanya'da doğdum ve 18 yaşına kadar Almanya'da yaşadığım için Alman okullarına gittim. Bu yüzden Almancam var. İşte Almanya'da İngilizce eğitimi de almış oldum. İşte devamında Türkiye'de de bir İngilizce eğitim almışlığım var. Yabancı dilim var o yüzden. Yani çok mükemmel olmasa da özellikle İngilizcem için diyebilirim. Almanca artık bizde böyle bir ana dili gibi oldu çünkü orada uzun bir süre yaşadığımız için ama İngilizce biraz yani konuşma konusunda özellikle biraz kötü diyebilirim. Evet, şimdi resimlere tekrar gelecek olursak. Şimdi ben size burada arkamda görmüş olduğunuz akrilik boya ile yapmış olduğum bir resim. Şu arkamda görmüş olduğunuz çerçevelenmiş resimler sulu boya resimleri. Özellikle İstanbul'un güzel yerlerini böyle sulu boyaya dökmek hoşuma gidiyor. Zaten gezi sanatımda kullandığım boya türü sulu boya. Daha rahat, hızlıca çünkü resim yapabiliyorum. Ve gittiğim yerde de ekipmanlarımı yanımda götürme şansım da var. Akrilik boyayı yanınızda taşıyıp işte yani şövale olmadan işte özellikle tuval olmadan tabii akrilik boyaya uygun resim defterleri de var. Ama onlar olmadan biraz gezi sırasında pek işinize yaramaz ama sulu boya ile gittiğiniz yerde çok rahat gördüğünüz şeyleri kağıda dökmek, resim defterine dökmek çok daha kolay. Ben de o yüzden sulu boya yani özellikle gezilerimde işte yapmış olduğum o resimler ya da evde de yaptığım çok sulu boya resimleri var. Onları zaten YouTube kanalımda da sizlerle ara ara paylaşıyorum. Baştan sona bazılarını anlatımlı bir şekilde. Şimdi mesela sulu boyayla başlarken ben ilk önce şu küçük defteri aldım. Çünkü sulu boya ile ilgili çok fazla bilgim olmadığı için ilk etapta küçük defterlerle başlamayı tercih ediyorum. Ondan sonra hani kendimi geliştirdikçe daha iyi kalitede defterlere, daha büyük boyuttaki defterlere geçiş yapıyorum. Şimdi bu 300 gram yapraklı bir defter örneğin. Burada kızım için yapmış olduğum birkaç resim var. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Gayet de kalın resim defteri.
şu şekilde, yok iki yaprak birden almışım. Şu şekilde bayağı kalın, yani sulu boyayı direkt emiyor ve rahatlıkla işlem yapabiliyorsunuz. Tabi burada reklam amaçlı bir şey amaçlamıyorum, yanlış anlamayın. Sadece hangi defteri aldığımı göstermek istedim. Ama çok da memnun kaldım bu defterden, söyleyebilirim. Yani bu defter üzerinde ilk çalışmalarımı yaptım. Hala ara ara küçük objeler yapmak istediğimde bunu kullanıyorum. Şimdi bir sulu boya ekipmanı denilince ben bunu internetten sipariş etmiştim. Bunu yine o az önce bahsetmiş olduğum anne kız sanatçılarının tavsiyesi üzerine. Onlar tabii bana onların tavsiye ettiğinin tıpatıp aynısını almadım ama benzerini araştırdım ve bu ekipmanı almış oldum. Evet, ara ara sorular da geliyor. En çok yapmayı sevdiğim tarz, yani doğa resimleri yapmayı çok seviyorum. Çünkü doğayı çok seviyorum. Yeşillik, işte deniz. Yani şöyle söyleyeyim, deniz görüntüsünü evet çok seviyorum ama son zamanlarda kendimi işte dalgaları yapma, işte denizi resme dökme konusunda yeni yeni geliştirmeye başladım. Çok net hatırlıyorum ilk yaklaşık 10 yıl önce ilk kursa gittiğimde, yağlı boya kursuna. O zaman bir deniz tablosu yapmak istemiştim. Sonra vazgeçtim. Çünkü çok zor geldi. Yani hatta hocamız resim konusunda hem dünyaca çok ünlü, belki Ahmedi, ressam Ahmedi diye İranlı bir ressam, İstanbul'da yer alıyor. Hatta hala devam ediyor kurslarına. Çok da sevdiğim bir hocam. Gerçeğe yakın resimler yapan biri ve onun yaptığı gibi tabii yapmak istiyorsunuz ilk başta ama mümkün olmuyor. Vazgeçmiştim denizden ama doğa resimleri her zaman benim favorim diyebilirim. Yani resim, soyut resimleri de artık çok yapmaya başladım ve seviyorum. Genelde de şunu fark ediyorum. Aslında ne kadar doğa resimlerini seviyorum desem de özgün tablolarımda çok fazla renk kullanıyorum ve daha soyuta yakın, soyut resimlere yakın resim yapıyorum. O yüzden galiba aslında içinde yatan soyut tablolar diye düşünüyorum. Bir soru daha vardı. En çok sevdiğim ressam. En çok sevdiğim ressam. Güzel bir soru. Şimdi hocama da haksızlık etmek istemiyorum. Başta onu söylemek istiyorum. Ressam Ahmedi. İranlı hocam. Gerçekten çok takdir ettiğim ve sevdiğim. Ve dediğim gibi hayranlıkla takip ettiğim, bu ara özellikle anne kız Dimitra Milan, gerçekten çok sevdiğim. Annesi de Emila Milan, bir şeyleri var. Resim enstitüleri var. Birçok öğrenci yetiştiriyorlar ve onlar da gezerek sanat yapıyorlar. Ara ara böyle turlar düzenliyorlar. İşte buluşuyorlar, birlikte resim yapıyorlar. Gittikleri yerde gördükleri şeyleri resme döküyorlar. Harika, çok güzel. Kesinlikle takip etmenizi öneriyorum. Evet, merak edenler için yani yorum olarak da isimlerini bırakabilirim. Onların da YouTube kanalı var bu arada. Evet, sulu boya ekipmanlarımda şimdi yanımda daha küçük boyutlu olanları var. Yani böyle cep, işte cüzdan şeklinde olan sulu boya kutuları var. Onları da tercih edebilirsiniz. Hatta daha rahat olabilir çantanızda taşımak için. Bunlar mesela bu böyle bir teneke kutunun içinde. Ama yanımda çantamda, sırt çantamla genelde gittiğim yerlere gidiyorum ve bu sulu boyayı orada çıkardığım zaman rahatlıkla sulu boya yapabiliyorum. Çünkü içinde böyle sulu boyayı da içine önceden su koyabileceğiniz böyle bir haznesi var. Şöyle açamadım, kusura bakmayın. Evet, şöyle yanlış çevirmişim. Şu şekilde içine su dolduruyorsunuz. Şöyle ucu fırça. Bunun içine su koyduğunuzda böyle şu kısmını sıktığınızda su fırçaya doğru ilerliyor ve
yanınızda yani herhangi bir su taşımanıza gerek kalmıyor. Çok rahat ediyorsunuz. Yanında böyle ufak bir sünger, içinde işte bir kalem tıraş ve bir iki fırça daha bulunuyor ve ama çok çeşitli renkler böyle görüyorsunuz, hani renk aşamaları işte turuncudan sarıya, beyaza dönük, işte bütün renklerin açık ve koyu tonları çok da güzel, memnunum yani renklerinden de bu şekilde. Ama eğer mesela geziden önce, yani bir yere gitmeden önce resim yapacaksam, o zaman evde çiziyorum. İşte önceden bir kurşun kalemle çiziyorum. Ondan sonra gittiğim yerde bazen sulu boyayı kullanıyorum. Bazen önceden yapıyorum. Sadece üstünden geçiyorum. Mesela evde sulu boya kısmını bitirip üstünden geçtiklerim de oluyor. Üstünden geçerken de böyle siyah ince uçlu, hatta birçok sulu boya kanalında, sulu boya sanatçılarında da görmüşsünüzdür. Böyle ince uçlu, hatta mürekkep kalem de kullananlar var. Çok da güzel olabiliyor. Yani mesela kurşun kalemle çiziminizi yaptınız ya da yapmadınız, direkt bununla başladınız. Böyle siyah keçeli bir kalem. Çok da memnunum. Yani sulu boya uygularken hiç de dağılmıyor. Çok rahat ediyorsunuz. Mürekkep kalemde de aynı şekilde o sonucu elde edebiliyorsunuz. Yani şimdi böyle sulu boya resimlerinden bahsetmişken size şöyle yapmış olduğum, az önce göstermiş olduğum küçük defterde bunları ben size kanalımda da yayınlamıştım. Mesela şu şekilde resimlerim var sulu boya. Yani bunları hep önceden çizip çizdikten sonra uyguladım. Şöyle bir İstanbul resmi var. Çok küçük boyutta bunlar. A3 boyutunda. Yani şöyle bir sokak lambası gibi böyle. Hani bunlarla başlamıştım ben. İlk ufak ufak bunlarla başladım. Çok rahat da uygulayabildim. Doğa resimlerini zaten çok sevdiğim için birçoğunda doğa resmi kullandım. Bu da yine bir İstanbul resmi. İşte potreler ve hayvanlar benim en çok zorlandığım alanlar diyebilirim. Yani o konuda kendimi geliştirmem lazım kesinlikle. Ya burada işte araba, işte doğa resimleri, burada küçük bir kız. Bunların hepsini ben YouTube kanalımda zaten sizlerle paylaştım. Bunların hepsinin videoları var aşama aşama. Burada yine bir hayvan resmi, bir kurbağa. Kurbağaya da yazık oldu ama neyse. Böyle bir aslan resmi. Ya bunda biraz daha soyuta kaçtığı için galiba biraz daha iyi oldu diğerlerine nazaran. Şimdi ben başta bununla başladığımı söylemiştim ama pardon, geri alıyorum. Çok özür dilerim. Ben ilk önce sulu boyaya başladığımda denemelerimi ilk böyle çok, hani çocuklarımızın resim defterleri var ya, onların üzerinde denemeye başlamıştım. İlk resmim mesela buydu. Yani şöyle A4 boyutunda böyle sokak lambaları. İlk ben bunları yapmıştım. Böyle yani kusura bakmayın, başta yanlış söyledim. Böyle resim defteri üzerinde, zaten videonun başında da size dediğim gibi resim yapmaya başlarken önceliğiniz size yani açıkçası çok maliyet gerektirmeyecek şekilde ilerlemeniz. Yani şimdi asıl sulu boya defterinin maliyeti böyle normal sıradan resim defterlerine göre tabii ki daha fazla. O yüzden ilk denemelerinizi mutlaka böyle daha basit kağıtlar üzerinde yapın ki kendinizi biraz daha geliştirebilin. Ondan sonra işte tuvalse tuvale geçin, işte sulu boyada ise işte deftere geçin gibi diye tavsiye ediyorum. Şimdi bir akrilik boyaya uygun bir resim defterine mesela böyle bir çalışma yapmıştım ben geçen sene. Bunların hatta videoları var. Bu gül resmini çok detaylı bir şekilde videomda anlattım hatta. Nasıl yapıldığını aşama aşama. Ya da örneğin meyve tablolarını da ben gerçekten çok seviyorum. Bunlar burada gülle, bu elmalar arkadaşlar, bunlar akrilik boya ile yapmış olduğum resimler.
bu akrilik boya uygun resim defterlerinle başlamanızı yine öneriyorum. Gayet rahat işlem yapabiliyorsunuz. Akrilik boyayla hiç zorlanmıyorsunuz gerçekten. Çok rahat kaynaştırma yapabiliyorsunuz bu defterlerde. Yine sulu boyadaki gibi 300 gramlık değil ama 200 gramlık bir defterdi yanlış hatırlamıyorsam. 200 gram yapraklı bir defterdi. Şimdi böyle ilk etapta dediğim gibi resim defterleriyle başlamanızı öneriyorum. Ben hatta akrilik boyada arkadaşlar şöyle beni kapatabilir şu an. Şöyle büyük bir defter almıştım. Hatta o zaman yağlı boya kursuna 10 yıl önce gittim ben. Sonra bir ara bir ismek kursuna gitmiştim. Hani resim yapmama bahane olsun diye biraz da hem sertifika da almak istemiştim aynı zamanda ama yarıda bırakmak zorunda kaldım. Aynı zamanda çünkü çalışıyorum, gıda mühendisiyim. Özel bir şirkette çalışıyorum. O yüzden ara vermek durumunda kaldım. Ama şöyle resim defterine birçok akrilik boyayla resimler yaptım. Mesela yani şöyle bir semazen yapmıştım. Bunu da öncesinde çizdim. Bunun videosu bu arada yok YouTube'da. Bunu çizdim. Sonra üstünden akrilik boyayla geçmiş oldum. Çok da rahat. Dediğim gibi bu defter de çok rahat. Zaten o elma ile gülü de bu deftere yaptım ben arkadaşlar. Bu deftere yapmış oldum. Sadece ikiye ayırdım. Daha küçük boyutta olmuş oldum. Yani şöyle söyleyeyim. Yani akrilik boya ilk çalışmalarım yani yine de tabii ki ilk etap için elinizi alıştırmak için yapabileceğiniz kadar çok resim yapın derim. Bu İstanbul'un güzel manzarasını pek güzel yansıttığını düşünmüyorum bu resimde. Ama yani tabii ki her resim yapmaya başlayan insanlar ilk başta zorlanıyor. Ki ben de çok zorlandım. Her ne kadar resim yapmayı çok seviyorsam da ben de zorlandım. Yani bunlar benim ilk akrilik boya çalışmalarım da arkadaşlar. İşte meyveler konusunda sanırım her zaman biraz daha iyiydim. Bu da böyle akrilik boyanı atıyorum 7. 8. çalışmalarımdan biriydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada yine bir meyve resmi. Burada yarım kalmış bir resim de var. Yani şöyle bir Michelangelo'nun biliyorsunuz Michelangelo da çok önemli eski ressamlar, tarihi ressamlardan çok kilise resmi yaparmış. Kilisenin hatta İtalya'da, Roma'da özellikle birçok kilisede onun resimlerine rastlayabilirsiniz araştırdığınızda. Onun yaptığı resimlerden birini yapmıştım. Yine yani yüz hatları çok da iyi olmadı. Ama burada daha çok ben renkleri, işte bu katmanları öğrenmekte çok rahat ettim. Yani bu resmi iyi ki seçmişim dedim daha sonra. Çünkü renkleri çok net olmuş oldu. Asıl resimde de bu şekilde çünkü. Ve dediğim gibi bu eteğinin katmanlarını yapmak, işte zamanla o konuda gelişiyorsunuz. Yaptıkça o konuda bana çok yardımcı olmuştum. Bu da bir çiçek tablosu. Resme ilk başladığınızda yani size şunu söyleyebilirim ki kesinlikle hani zor resimlerle örneğin size daha önce de söylediğim gibi deniz resmiyle kesinlikle başlamayın derim. Tabii herkesin yeteneği farklı yani olabilir. Bazı insanlar belki deniz manzarasıyla başlayarak da belki çok iyi bir resim ortaya çıkarabilir. Ama benim size önerim, şahsi önerim kesinlikle daha kolay resimlerle başlayın. Ve başkalarının yaptığı resimleri kendinize örnek alarak o resmin aynısını yapmaya çalışın. Daha çabuk öğrenirsiniz. Özellikle çiçek tabloları, işte meyve tabloları,
işte manzaralar zor olmayacaksa, manzara resimlerinde, işte bu tarz resimlerde bence kendinizi çok iyi geliştirebilirsiniz. Çünkü çiçek tabloları özellikle bence en kolay tablo türleri. Çok rahat öğrenirsiniz. Burada yani bir Kız Kulesi resmi var. Benim ilk yaptığım resimlerden. Bu da yine işte İstanbul'u çok sevdiğim için İstanbul manzaralarını o zaman yapmıştım. Bu da yine benim, görüyorsunuzdur. Yani yüz hatları konusunda dediğim gibi maalesef. Bunlar benim ilk akrilik boya çalışmalarımdı. Şimdi eğer tuvale geçecekseniz akrilik boya da akrilik boya da tuvale geçecekseniz konuşamadım. Şunu öneriyorum size. Küçük ebatlı tuvallerle başlayın. Şimdi burada 25-35 tuvaller var. Bunu da ben yakın zamanda yaptım. Çok olmadı. Yani yaklaşık bir sene olmamıştır diye düşünüyorum. Bunu da ben hani hızlıca, hatta bir saatte yaptım galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir saatte yaptığım bir tabloydu. Videosunu da çektim, yayınladım YouTube'da. İlk etapta küçük boyutlu tuvallerle başlayın bence. Kendinizi daha çok geliştireceğinize eminim. Yani küçük tablolarda yapmış olduğunuz yanlışlıkları gidermeniz daha kolay olur. Büyük ebatla kesinlikle başlamayın. Size önerim. Şimdi bunlar böyle küçük ebatlı. Bunu da hatırlıyorsunuzdur. Instagram'da da paylaşmıştım. YouTube'da da videosu var. Bunlar benim böyle küçük ebatlı tuvallerim. Böyle hızlıca bir saatte yaptığım resimler bunlar. Küçük olduğu için de çabuk bitiyor. Avantajı da bu. Bu da böyle bir galaksi resmi. Böyle dörtlü şekilde almıştım. Ben genelde internetten sipariş ediyorum tuvallerimi. Böyle dörtlü bir pakette. Hem de maliyeti size çok... Çok özür diliyorum. Hem de size maliyeti çok olmaz. Bu şekilde alırsanız, küçük ebatla alırsanız rahat edersiniz. Şimdi bunlar küçük ebatlı olan tuvallerim. Ve tabii ki size de demiştim. Yani ünlü ressamların tablolarını da ilk YouTube kanalında eğitim vermeye, işte YouTube kanalında video yayınlamaya karar verdiğimde ünlü ressamların tablosuyla başlamıştım. Onlardan biri de bu Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosuydu. Şöyle, hatta şöyle önüne koyayım. Yıldızlı Gece tablosu. İşte Van Gogh da mesela benim çok ilham aldığım ve çok farklı bir tarzı olan bir ressam. Kendisi Paris'te, yani Fransa'da yaşamış. Çok ünlü bir ressam biliyorsunuz ve çok farklı bir tekniği var. Yapabilir miyim diye düşünmüştüm hatta, ama hiç zorlanmadım. Yani çok da rahat ilerledim. Videolarını da izleyebilirsiniz YouTube'da. Aşama aşama videoları var. Evet, yeni katılan arkadaşlarımız hoş geldiler. Sorularınız varsa alabilirim arkadaşlar. Ve yakın zamanda Salvador Dali de benim çok sevdiğim, soyut tablo konusunda kesinlikle çok değişik bulduğum bir ressam ve bu da onun bir tablosu. Şöyle tuvalime şimdi iki tane tablo olunca sığmayacak tabii ki. Şöyle aşağı koyuyorum. Şöyle arkadaşlar. Bu da Salvador Dali'nin Kelebekli Gemi tablosu. Bu tablo benim çok zamanımı aldı. Çok ayrıntılı tablolarda, tabii ki böyle bir günde bitirebilmeniz mümkün değil. Bir hafta, 2 hafta, hatta bir ay bile sürdüğünü biliyorum. Çünkü tabii aynı zamanda çalışıyorum. İşte akşamları vaktim oluyor, hafta sonu sadece vaktim oluyor. Her hafta sonu da vakit ayıramayabiliyorum. Bundan dolayı çok uzun sürmüş tablolarımdan biriydi.
Çünkü kelebeklerin ayrıntıları, işte deniz zaten çok zaman alıyor. İlk etapta başladığınızda mesela bu tabloyla kesinlikle başlamamanız lazım. Yani Van Gogh'un tablosu da aynı şekilde öyle. Yani bu tabloda da çok zaman gerektiriyor. Çünkü buradaki teknik işte fırça şöyle yanlış fırçayı aldım. Şimdi şöyle tabii ki bu fırça ucu çok kalın. Buradaki teknikle yapacağınız fırçanın ucu daha ince olmalı. Şimdi vakit kaybetmemek için şöyle 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 ilerlediğiniz bir tablo düşünün. Bir resim düşünün. Tabii ki çok zaman alıyor. Öyle çabuk olmuyor ve üst üste farklı farklı renkler var çünkü. Bu gökyüzünde olsun, işte bu dağlarda olsun, hepsi aynı teknikle yapıldığı için çok zaman alıyor. Mesela bunu da yapmamanızı öneririm. Tabii hemen olmayacağını, hemen bitmeyeceğini göze alıyorsanız tabii bununla da başlayabilirsiniz. Ama ilk resim yapanlar zaten kolay resimlerle kesinlikle başlamalı. Evet. Mesela ilk akrilik boyaya başladığım zamanlar size bir tablomu göstermek istiyorum. Tuval üstünde yapmış olduğum bir tablomu göstereceğim şimdi. Bu tablo arkadaşlar benim yıllardır yaşadığım, ailemin de yaşadığı Eyüp Sultan'ın güzel Pierre Loti'sini yani bilmiyorum. Yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Evet, yorumlarınızı alabilirim. Bu benim 50'ye 70 boyutunda olan bir tuvale yapmış olduğum bir resmim. Yani bu da çok ayrıntılı aslında. Masalar, insanlar var, işte deniz var. Ama yani şimdi şöyle düşünün. Bu tabloyu ben yaklaşık 5-6 yıl önce yaptım. 5-6 yıl önce yaptım. Yani bu tablo 5-6 yıl önce, bu da bir sene önce. Yani aradaki farkı görmeniz için ve yıllar geçtikçe resim konusunda gelişebileceğinizi görmeniz için özellikle gösteriyorum. Çünkü dediğim gibi kesinlikle hani yetenek dışında istek, işte sabır varsa sizde zamanla gelişirsiniz. Yani bunu size garanti ediyorum. Yani kesinlikle herkes resim konusunda kendini geliştirebilir. Yani ben bu şekilde tablo yaparken kendimi geliştirebildiysem herkes geliştirebilir. Bu da mesela yarım kalmış ve hevesim kaçmış olan bir akrilik boya resmi. Burada da şu kısmını aslında boyamam gerekiyordu. Yarım bırakmışım. Yani bu da 4-5 yıl önce yaptığım bir resim. İlk etapta bir akrilik boyayla başladım tuval üstünde. Yanlış oldu. Yağlı boyayla başladım. 10 yıl önce bir yağlı boya kursuna gittiğimde başladım. O zaman aslında şöyle, o zaman yağlı boya kursuna gittiğimde zamanla hocamın da etkisiyle kendimi çok geliştirmiştim. Ama sonra uzun bir süre ara verdim resim konusuna. Ara verince aslında hiç doğru yapmadım. Çünkü daha da iyi olabilirdim zamanla. Ara verince bazı teknikleri unutmuş oldum. İşte yaklaşık 3 yıl sonra tekrar resim yapmaya başladım ve yağlı boya değil akrilik boyayla bu sefer başladım. Hiç kimsenin yardımını almadan, işte videolar izleyerek, dediğim gibi ünlü ressamları takip ederek kendimi geliştirmeye çalıştım. Ve 5-6 yıldır da resim yapıyorum. Yani daha yoğun bir şekilde resim yapıyorum. Bu da mesela benim yağlı boya kursuna gittiğim dönemde ilk yaptığım yağlı boya demişken aslında yağlı boya konusuna en son geçmek istiyorum. Ama yine de görmeniz için bu da yağlı boya ile yapılmış bir tablo. Yani ilk tablomdu diyebilirim.
10 yıl önce yapmış olduğum bir tablo. Şimdi akrilik boyada arkadaşlar, gerçi akrilik boyayla eğitim videomda sizlere ne tür malzemeler, yani materyaller, işte ekipmanlar kullanacağınızı söylemiştim. Ama bu videoda da tekrar etmek istiyorum. Ana renkleri tabii ki almamız gerekiyor. Yani mavi, kırmızı, sarı, beyaz, yeşil ve siyah. Yani bu renkleri alırsak başka renk almamıza gerek yok ilk etapta. Zaten bu cumartesi günü de tekrardan bir canlı yayınım olacak. Ve orada birlikte bir tuval üstünde bir resim yapacağız ve bu renkleri kullanacağız. Özellikle bu renkleri. Ama renk karışımı işte yapmak istemiyorum, vakit kaybetmek istemiyorum diyenler tabii ki diğer renk tonlarında, yani özellikle mesela kahve tonunu almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü kırmızı, sarı ve maviyi karıştırarak elde ediliyor. Kahverenginin farklı tonları elde ediliyor. O yüzden bunu da önceden almanızı tavsiye ediyorum aslında. Ama almasanız da olur. Yani bu boyaları aldıysak, şöyle bırakıyorum arkadaşlar, ve fırçalara gerek var tabii ki. İnce ayrıntı fırçası ve diğer boyutlardaki fırçalarımız, yani mesela bir arka fonunu boyamak için bu şekilde kalın bir fırça işimizi görür. Ama olmasa da olmaz bu. Yani şöyle ince ayrıntı fırçaları, yani böyle ince hassas yerleri, şimdi örneğin şu kısımlarını boyamak için kalın bir fırça kullanamayız. Yani şu kelebeğin ayrıntılarını boyamak için detay fırçalarına ihtiyacımız var. İnce uçlu fırça olmazsa olmaz hatta benim koleksiyonumda. Şöyle kalın fırçalar şu şekilde değişik ebatlarda fırçalar, numaralarını isteyenlere de tekrardan işte söyleyebilirim yorum olarak, veya şimdi de sorabilirsiniz merak ettiğiniz bir şey varsa fırçalarla ilgili özellikle. Bunları kullanıyoruz. Akrilik boyada su, boyalar, fırça ve ilk etapta yeni başlıyorsanız benim önerim resim defteri, sonraki aşama küçük tuvaller, ondan sonra büyük ebattaki tuvallere geçerseniz daha iyi olur sizin için. Akrilik boya böyle arkadaşlar. Cumartesi günü zaten akrilik boyayla dediğim gibi bir resim yapacağız. İsteyen arkadaşlarla birlikte. Gerekli olan malzemeleri ben Instagram sayfamda arkadaşlara söyledim. Yani burada tekrardan söyleyebilirim. Göstermiş olduğum ana renkler, yani kırmızı, sarı, yeşil, mavi, beyaz ve siyah. Ve işte ek olarak da kahve tonu dediğim gibi. Bu boyalarla birlikte fırçalar, 35'e 50 bir tuval, yani ama tabii böyle küçük bir tuval de olabilir. Olabilir. Resim defteri de olabilir. Hatta ilk defa resim yapacaklar için resim defteri olmasını öneriyorum. Tuvalin boyutunu size bırakıyorum. Ondan sonrası işte cumartesi günü birlikte işte 1 saat mi sürer, işte 1,5 saat mi sürer bir resim yapıp birlikte ufak bir eğitim olmuş olacak. Şimdi akrilik boyadan sonra ise arkadaşlar yağlı boyaya geçmek istiyorum. Ama ondan önce ben sizinle birkaç tane daha, çünkü akrilik boya çalışmalarım çok fazla var. Uzun bir dönem, uzun bir süre çünkü akrilik boyayla çalışmalarım oldu. Bu tabloda mesela benim 4-5 yıl önce yaptığım bir akrilik boya. Şimdi buradaki deniz mesela beni çok zorlamıştı. Dediğim gibi ilk yaptığım deniz resmiydi galiba hatta. Evet, çünkü dediğim gibi 10 yıl önce cesaret edip deniz resmi yapamamıştım yağlı boya kursunda. Ama akrilik boyayla bu tuval üzerinde yapmayı denedim. Çok defa üstünden geçtim. Çünkü bu denizin dalgaları, bu damarları yapmak, yani ilk defa resim yapıyorsanız gerçekten zor.
Ama şimdi mesela yakın zamanda yapmış olduğum bir deniz resmim var. Zaten onu da hemen gösteriyorum. Burada mesela hiç zorlanmadım diyebilirim arkadaşlar. Burada işte mesela damarları görüyorsunuzdur. İşte deniz konusu özellikle bence daha sonraya bırakılmalı. Önce meyveler, çiçek tabloları bunlar olabilir. Ama daha sonra denizde daha iyi olursunuz, emin olun. Eliniz çünkü fırçaya alışmış olacak. Boya karışımlarına alışmış olacaksınız. Denizde çünkü çok fazla renk tonları var. Aslında tek tonmuş gibi görünüyor. Hiç öyle değil. Yani burada kullandığınız sarıyla mavi karışımları, işte sarıyla yeşil karışımları, işte turkuaz renkler, kahve tonları, mavinin 5-6 renk tonları gibi. Yani çok renk tonu var aslında bu tabloda. İlk bakışta öyle gibi durmuyor ama gerçekten çok fazla renk tonu var. Şimdi akrilik boya. Mesela şunu da, bu da arkadaşlar mesela yakın zamanda yapmış olduğum Kaz Dağları'nın güzel yerlerinden biri. Akçay'ın güzel bir manzarası. Akçay Zeytinli. Akçay'a gittiğimizde orada bir fotoğraf karelemiştim. O fotoğrafın aynısını resme dökmeye çalıştım. Çok güzel bir yer Kaz Dağları. Evet. Yani gezdiğim yerleri de dediğim gibi ben resmime aktarmayı sevdiğim için bu şekilde olmuş oldu. Mesela şu, hatta verniklemiş olduğum, parlıyor, verniği de parlıyor. Verniklemiş olduğum bir meyve tablosu. Bu da akrilik boya ile yapmış olduğum bir tablo. Bu 40'a 40 ebatlarında. Ve çok sevdiğim bir tablom. Çünkü meyveleri boyamayı da seviyorum. Galiba biraz başarılı olmanın sırrı da özellikle resim konusunda sevdiğiniz şeyleri resme dökmenizden de geçiyor galiba. Evet. Şimdi çeşit çeşit doğa resim göstermiş oldum. Size bir de şöyle. Bu da arkadaşlar benim kendi özgün tablom. Yani hiçbir yerden bakmayarak, yani tabii ufak ufak işte nasıl ne tür bir çiçek yapabilirim gibi bazı şeylere baktığım oldu. Şimdi tamamen özgün de diyemem o yüzden belki ama aslında tamamen kendi hayal gücüm. Birden böyle hani çünkü özgün olarak ne yapabilirim? İşte kendime has aslında bir stilim de olmalı. Zamanla kendime özel tablolar yapmalıyım. İşte bu Gülay'ın tabloları diyebilecekleri işte tablolar olmalı gibi düşüncelerle bu tabloya başladım. Burada küresel sorunları aslında ele almıştım. Burada buzulların erimesi, işte burada işte renkler. Renkleri kullanmayı seviyorum. Ve soyut bir tablo olmuş oldu. Bu da 50'ye 70 bir tablo. Arkadaşlar. Evet, soruları olanların sorularını alabilirim. Uzun bir süredir soru gelmiyor. Şimdi mesela pardon. tarihi çok sevdiğim ve araştırmayı da sevdiğim için gittiğim yerlerde dediğim gibi tarihi dokuları da çok sevdiğimden dolayı eski Osmanlı tablolarını da çok seviyorum. Özellikle yakın zamanda resim müzesini, Milli Saraylar Resim Müzesi'ni Beşiktaş'ta bulunan ve açılışı yeni yapılan restorasyon geçirmişti. Geçen yıl açılışı yapıldı. Pardon, bu sene açılışı yapıldı. Ve çok güzel bir müze. Eski Ayvazovski'nin
tabloları yer alıyor. Eski birçok ressamımızın tabloları yer alıyor. Hayran kaldım. Gerçekten gezmelisiniz resim müzesini. Bu da eski Eyüp tablolarından. Böyle tarihi güzel yansıtan, eski zamanları güzel yansıtan, biraz nostalji hissi veren tabloları da çok sevdiğim için bu tabloyu yapmış oldum. Bu da akrilik boyayla yapmış olduğum bir tablo. Burada da yine çok fazla ayrıntı var. Bu tabloda da ben öyle hemen yapabildiğim bir tablo olmadı arkadaşlar. Bu tabloda da ben yaklaşık yani bir aya yakın uğraştım diyebilirim. Böyle çok fazla detay yani çok fazla renk geçişleri varsa tabii ki daha çok oyalanıyorsunuz. Bazı tablolarda mesela bu size az önce göstermiş olduğum deniz tablosu var ya bu. Yani bu tabloyu ben bir günde yaptım arkadaşlar. Yani bir günde. Çünkü neden diyeceksiniz? Evet belki az önce dedim size hani çok farklı mavi tonları içeriyor ama o mavi tonları üzerinden ilerliyorsunuz. İşte o işte yeşille sarı tonlarını karıştırarak işte turkuaz renklerinin açığı koyu vesaire. Bunlarla da ilerlediğiniz için aslında çok farklı renkler kullanılmadığından dolayı tabii ki daha çabuk bitirme şansınız oluyor. Bu tabloyu ben daha çabuk bitirmiştim o yüzden. Bir günde bitirdim. Ama arkamda görmüş olduğunuz tabloyu ben bir ayda bitirmiş oldum. Evet. Şimdi tablolar potrelerden o kadar bahsetmişken burada da İnci Küpeli Kız'ın tablosuyla da ben çok uğraştım. Yani gerçekten İnci Küpeli Kız tablosu yani yüz hatları özellikle dediğim gibi potrelerde çok zorlandığım için beni çok oyalamış oldu. Beni gerçekten çok oyaladı. Yüzünü çünkü çok defa değiştirmek zorunda kaldım. Renk tonlarını tutturamadım. Sonra neyi yanlış yapıyorum acaba dedim. Tekrar tekrar döndüm. İşte potre konusunda resim yapan sanatçıları izledim. Nasıl renkler kullanıyorlar, gölgeleri nasıl yapıyorlar, hatları nasıl oluşturuyorlar gibi. Öyle öyle düzeltme şansım oldu. Evet. Akrilik boyadan şimdi yağlı boyaya geçmek istiyorum. Arkadaşlar, yağlı boyada şu var. Tabii ki akrilik boya gibi hızlı resim yapma şansınız yok. Ara ara kurumasını beklemek durumundasınız. Öyle hızlı akrilik boyadaki gibi kurumuyor. Akrilik boyada su kullanıyorsunuz. Yağlı boya değilse böyle yağlı boya olduğu için su ile inceltme şansınız yok. Böyle yağlarla inceltiyorsunuz. Sarı tonunda yağlarla. Bu keten yağı. Bu tarz şişelerde satılıyor. İşte farklı farklı yağ türleri var. Bunları kullanarak inceltiyorsunuz boyayı ve tuvale uyguladığınızda öyle hemen işte 15 dakikada 1 saatte kurumadığı için hatta bir gün bile beklemek durumunda kalıyorsunuz. Benim burada şimdi yanımda yağlı boyalarımın daha iyi yapmış olduğum tablolar şu an yanımda değil ama son dönemde yapmış olduğum böyle 35'e 50 yağlı boya tablosu Belgrad Ormanı gezim sonrasında böyle Belgrad ormanlarından ilham alınarak böyle bir orman resmi yapmak istedim. İnternette de araştırınca böyle güzel orman resimleri buna denk gelmiştim. Bunu yapmak istedim. Bunu yaptım arkadaşlar ve bu da mesela tabii kurumayı gerektirdiği için ve ben işte bütün günümü ayıramadığım için bu da benim yaklaşık işte 1-2 haftamı aldı. Çünkü önce resimlerde ilk kural hep en arka renkle başlarsınız. Yani burada görmüş olduğunuz beyazımtırak işte biraz da içinde yeşil olan işte renk tonunu ilk önce işte tuvale uyguluyorsunuz. İşte bu alt taban renkleri dediğimiz alt taban renklerini uyguladıktan sonra
Yavaş yavaş yukarı doğru, yani üste doğru çıkıyorsunuz. Ve her üste çıkışta da kurumasını beklemek durumundasınız. O yüzden vakit alıyor. Öyle hemen yağlı boya tabloları bitmiyor. Bu yüzden resim yapmaya başlayanlar için kesinlikle akrilik boyayla başlamanızı öneriyorum. Önce kendinizi, elinizi dediğim gibi fırçaya yatkınlaştırıp boya karışımlarına alışmanız, işte tuval üstünde katmanları oluşturma konusunda kendinizi geliştirdikten sonra yağlı boyaya, hani atıyorum bir 10 akrilik boya tablosu yaptıktan sonra yağlı boya tablosuna geçiş yapmanızı öneriyorum. Kesinlikle çok daha faydalı olacaktır sizin için de. Şimdi yağlı boya tablolarına gelmişken, yağlı boya tablolarında kullanacağımız malzemelerinden bir tanesini gösterdim size. Keten yağ. Bu yağla biz boyaları inceltiyoruz. Ben yağlı boya olarak yine temel renkleri almış oldum. Burada hani marka çok önemli değil. Birçok marka var. Bu mavi tonu, işte yeşil, sarı, kırmızı, işte bu tonları alıyorsunuz. Böyle tüplerde satılıyor genelde yağlı boya. İşte kahve tonunu ben yine de almak istedim. Karışımla uğraşmamak için kahve tonunu illaki alıyorum. Kırmızı ve siyah ve beyaz da tabii ki. Beyazı şu an bulamadım arkadaşlar. Pardon, buldum. Evet. Bu 6 renk tonunu almanız yeterli. Yağlı boyalar tabii ki akrilik boyaya göre daha maliyetli olduğu için zaten akrilik boyayla başlamanız için de bence en büyük etken o olmalı. Yani ilk akrilik boyalar çok uygun. Rahatlıkla alabilirsiniz. Hani 10 TL'yi aşmaz bir akrilik boya tüpü. İşte 5 TL, 6, 7, 8. Bu şekilde. Pardon arkadaşlar, sarı rengimiz şu an yerde. Evet, böyle kazalar olabilir. Ve bu renkleri aldıktan sonra yağlı boyaya başlayabiliriz. Ve bunun yanında dediğim gibi yağ ve tiner. Yani tineri fırçalarımızı temizlemek için kokusuz tiner almanızı öneriyorum. Çünkü kokusuz, kokulu olanlar çok aşırı derecede rahatsız ediyor. Hem evinizi çok havalandırmak durumunda kalıyorsunuz. Sağlığınız için de çok riskli. O yüzden kokusuz tinerler artık her yerde satılıyor. Her yerde miyim, yanlış oldu. Ama kırtasiyelerde, internette rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunlarla birlikte yağlı boyaya başlayabiliriz. Ben işte sulu boya, akrilik boya sonrasında yağlı boyadan bahsetmemin sebebi de o. Aslında aşama aşama sulu boya, sonra akrilik boya, sonra yağlı boyaya geçerseniz bence resim konusunda dediğim gibi kendinizi geliştirmeniz daha kolay olur. Tabii ki gönül istiyor ki özellikle yağlı boya tablolarda hemen kendimizi geliştirelim. Ama resim işi zaman, sabır gerektiriyor kesinlikle. Sabırlı olmanız gerekiyor ve zamana bırakmanız gerekiyor. Yani bir haftada, bir ayda kendini geliştirebilen insanlar da vardır. Kesinlikle yadsımıyorum. Vardır mutlaka. Ne kadar vakit ayırdığınıza da bağlı. Ama benim önerim dediğim gibi yağlı boyaya en son geçmeniz. Ve arkadaşlar yağlı boya da yapmış olduğum ilk tabloları size göstermek istiyorum. İlk tabloları. Bir tanesini göstermiştim zaten. Şöyle bir tane. Şimdi tam da burada da bir orman resmi var, aslında çok isabet oldu. Şimdi yanına mesela en son yaptığım, yani yaklaşık birkaç ay önce yaptığım orman resmi.
Bu da 10 yıl önce yapmış olduğum orman resmi. Şimdi aradaki farkı siz görün. Yani bu konuda yorumunuz nedir? Hangisi sizce? Oylayalım diyorum. Ama bir kişi var şu an benim yayınımda. Evet, o kimlerin olduğunu da göremiyorum ben. Ara ara birileri geliyor, gidiyor. İşte arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum, katılanlara, soru soranlara şimdiden. Ama aradaki farkı çok net görebiliyoruz. Ve siz de bu şekilde olacaksınız. Yani başladığınızda belki bu şekilde bir tablo çıkacak ama sonra yıllar geçtikçe buna dönmeniz çok olası. Yani kesinlikle de, hatta daha bile iyisini yaparsınız eminim. Ben çünkü hani bir ev hanımı belki olsaydım, işte zamanımın tamamını resim yapma işine verebilseydim daha bile farklı olabilirdi belki. Bilemiyorum. Evet, bu orman resmim dediğim gibi ilk yaptığım yağlı boya resimlerinden. Şimdi ilk yaptığım yağlı boya resimlerinden bir tanesini daha arkadaşlar göstermek istiyorum size. Bu mesela. Bu aslında kolay olduğu için seçmiştim ben. Çünkü siyah tonu çok ağırlıklı gece tablosu. Yani böyle palmiyelerle çok rahatlıkla. O yüzden kusurlar çok fazla belli olmuyor. Aslında çok çok daha iyi bir tablo olabilirdi tabii ki. Ama şu da var. İşte dediğim gibi böyle bir resimle başlamak aslında yanlış oluyor. Böyle bir resimle başlamak gerekiyor. Yani daha net, kusurların daha az görüldüğü ilk etapta böyle tablolarla başlamak bence daha doğru. Şimdi bir iki tane daha benim manzara resimlerim. Müthiş. Yani kesinlikle bunu da göstermek istiyorum size. Bu da benim ilk yaptığım yağlı boya tablolarımdan biri. Yani çok kusur var. Çok fazla kusur var. Bunlara özellikle ben dokunmak istemedim. Çünkü ara ara böyle dönüp bakıp ya nereden nereye diyebiliyorsunuz. O yönden de insana çok motivasyon veriyor. Yani eski tablolarınızı, ilk yaptığınızı özellikle bence saklayın. Ve evet, bir tane daha var ki çok ses çıkıyor, kusura bakmayın. Böyle hızlıca almaya çalışıyorum. Bu. Yani şunlar arkadaşlar şelaleler olacaktı galiba. Şelale. Yani bu dağ görüntüsünü, evet, ben fırçalardan bahsettim ama şimdi bu dağları görünce aklıma geldi. Bir spatula. Bazı ressamlar dağları spatula ile yapıyor. Mesela şu alt taban rengini boyadıktan sonra bir beyaz tonu alıp beyaza hatta biraz mavi katarak veya biraz mor katarak ya da kahve tonu katarak yaptığınız, tabi burada şimdi buz görüntüsü var. Kar görüntüsü var daha doğrusu, pardon. Bunu şimdi böyle 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 aşağıya doğru, özellikle Bob Ross'ta çok görmüşsünüzdür. O çok yapar. Hatta bu galiba benim Bob Ross'u tanıyanlarınız vardır. Onu izleyerek yaptığım bir tabloydu galiba. Şu an hatırlayamadım ama galiba öyleydi. Onun çok yaygın kullandığı bir teknik çünkü. Yani şu ışıklar, yani diyorum ya, şimdi o zamanlar mesela bu ışık, işte taban renklerini oluşturma şeklime bakın. Ve şimdi mesela son dönemde ışık böyle yansıyan, yani yollara, işte orman yollarına yansıyan ışıklarına bakın. İşte aradaki farkı insan daha net görüyor ve yaptığı hatayı da daha iyi görüyorsunuz. Ben o zamanlar mesela herhalde bana güzel geliyordu bu tablolar. Çok hatırlamıyorum da o zamanlarki duygularımı. Ama yok. Hocamla kıyaslayınca onun tabloları çünkü çok gerçeğe yakın. O yüzden yok, o zaman da beğenmemişimdir kesin.
Böyle arkadaşlar. Size böylelikle sulu boya, akrilik boya, yağlı boya resimleri yapma konusunda da bilgi vermiş oldum. Aynı zamanda kendi resimlerimi de göstererek. Aslında daha gösterebileceğim çok şey var. Anlatabileceğim de çok şey var. Nacizane bilgim çok yok belki henüz resim konusunda. Hala çünkü bir derya, yani bu her alanda olduğu gibi resim konusunda da öğrenmeniz yani kısıtlı değil. Kesinlikle sonsuz bir derya, yani üstüne çok çok daha fazla şey katarak ilerleyebilirsiniz. Çünkü öyle ressamlar var ki dediğim gibi gerçeğe dayalı çok resim yapanlar var. İşte inanılmaz derecede güzel potreler yapan ressamlar var. İnanılmaz güzel doğa resimleri yapanlar var. Öğrenilecek çok şey var. Yani resim de böyle bir alan. O yüzden ben de kendimi hala geliştiriyorum. Geliştirmeye çalışıyorum. Ama bu zamana kadar edinmiş olduğum bilgiler, yapmış olduğum resimler, işte deneyimlerim, çalışmalarım üzerinden de giderek sizlere daha iyi eğitimler, sizlere daha iyi bilgi aktarımında bulunurum diye düşünüyorum. Umarım siz de memnun kalırsınız. Özellikle cumartesi günü resim yapmak isteyen arkadaşlar kesinlikle canlı yayınıma katılın derim. Birlikte güzel resimler yaparız. Umarım güzel vakit geçiririz. Size çok teşekkür ediyorum. Bir saatinizi aldım. Yani katılıp beğen tuşuna basan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Buradan göremiyorum şu an kimler beğendi. Tabii normalde YouTube'da zaten öyle bir özellik yok. Beğeni aldığımız insanları göremiyoruz maalesef. Ama yorum yapanları, beğenenlere çok teşekkür ediyorum. Katılanlara. Bir sonraki eğitim videolarımda da görüşmek üzere. Böyle arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.